Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenin. Hoş geldiniz. Bugün coğrafya full tekrarda iç ve dış kuvvetlere başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da iç ve dış kuvvetlerle alakalı güzel notlarımızı sizlerle paylaşacağız. 2 bölüm sürecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi coğrafya full tekrar videolarının bölümleri hep 2 bölüm sürüyor. Konuları konular hep iki bölüm sürüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diyorum ve iç ve dış kuvvetlere başlıyorum. 1. En kısa sürede yeryüzünün şekillenmesi depremler ile olur arkadaşlar. 2. En fazla deprem Büyük Okyanus çevresi, Atlas Okyanus kıyıları, Akdeniz ülkeleri ve Doğu Afrika'da görülür. 3. En az deprem İskandinavya, Doğu Avrupa, Rusya, Kanada ve Avustralya'da görülür. 4. Türkiye'de en fazla deprem Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu fay hattı kuşağında olur. En az deprem ise Konya Ovası, Taşeli Platosu, Mardin Eşiği ve Ergeni Havzası'nda olur arkadaşlar. En şiddetli ve en zararlı depremler ise tektonik depremlerdir diyebiliriz. Volkanizmanın en olumlu özellikleri verimli topraklarıyla kurşun, krom, pirit ve manganez gibi madenleri oluşturmasıdır. Mekanik çözülmeye baktığımızda en fazla çöllerde, kutuplarda ve dağların yüksek yerlerinde görülür. En çok kimyasal çözülme ekvatoral bölgelerde görülür arkadaşlar. Türkiye'de en verimli taşınmış toprak aleviyondur. En fazla yıkanmış toprak laterittir. En verimsiz toprağımız ise arkadaşlar tundura toprağıdır diyorum ve iç ve dış kuvvetlerle alakalı bu bölümde verebileceğim tüm notları size verebiliyorum arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders soran kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.